güreşle geliyor. Kadınlarımızın kredisiyle geliyor. Yaşıkları için katılımıyla geliyor. Halkın başkanı Aykut Durhoğlu geliyor. Daha özgür bir Kadıköy, daha çağdaş bir Kadıköy, çok daha yeşildir aklımdaki Kadıköy. Yedisinden yetmişe milletin söz hakkı, elindedir irade daha fazla bekleme. Hep birlikte Kadıköy, inanarak Kadıköy. Cumhuriyet Halk Partisi Kadıköy Belediye Başkan Adayı Aykut Durhoğlu. Durhoğlu burada. Figirtepe'nin Zumlu Pınarı'nın ayağına belediyeyi getiren Başkan Aykut Durhoğlu burada. Kadıköy haydi oynar CHP'ye, sakın oyunlara gelme, Kadıköy'den vazgeçme. Aykut Durhoğlu'yla Kadıköy yemin ellerde. Daha özgür bir Kadıköy, değerli Dumlu Pınarlılar, değerli eğitim mahallesi sakinleri, Kadıköy'ün yeni belediye başkanı Aykut Durhoğlu burada. Önce sizlerle bir sohbet edecek, daha sonra sizin sorularınızı dinleyecek, sizle dertleşecek. Buyurun Sayın Başkanım. Biraz geriye açılabilir. Sevgili Fikirtepe'liler, eğitim mahalleler, kuruluklarlar, sevgili Kadıköy'liler. 1994'te biz Büyükşehir'i kaybettik. Bu mevcut iktidar Büyükşehir'i aldı. 20 yıllık bir süreç içerisinde kendi mahallemizde yaşadığımız sorunlardan öncelikle bahsetmek istiyorum. Burası üretti Sözen döneminde de burayla ilişkili planlar yapıldı. Bundan sonraki süreçte biz Büyükşehir'i kaybedince biliyorsunuz imarla ilişkili yetki tamamen Büyükşehir'in elinde. Son 3-3,5 sene içerisinde burayla ilişkili ciddi bir hareket oluştu. Bir imar grubu verildi buraya. Sonra kat sınırlaması getirildi. Sonra Büyükşehir'den bu yetki alınıp Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na son yazılar verildi. Ne dediler? Deprem riski var. Kentsel dönüşüm yapılmalı. Fikir emeği depremden beter vurup yıktılar. Burası Türkiye'ye olacak bir yer olacak dediler. Şu anda gördüğünüz gibi iki veya bildiğim kadarıyla üç tane ruhsat alındı. 65'e yakın adada hiç ruhsat alma işlemi yok. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kadıköy Belediyesi'ni tamamen devre dışında bıraktı. Büyükşehir Belediyesi'ni devreye soktu ama ruhsat yetkisi tamamen Büyükşehir'de. Peki Fikirtepe'lilerin sorunu ne olacak? Şu anda 3 yıl içerisinde bu binalar yıkıldı. İnsanlar sokakta. Kiralarını alıp almadıklarını bilmiyorum ama büyük kısmı kiralarını alamıyor. Ciddi bir mağduriyet var. Kiralar son derece yüksek. Hatta burada mahalle dernekleri bile kendilerine yer bulamıyorlar. Bu sorun nasıl aşılacak? Yani bu sorunu insanlar ne kadar daha taşıyabilirler? Bu sıkıntılı süreci ne kadar daha yaşayabilirler? Ne kadar devam ettirebilirler?
30 Mart seçimleri Türkiye için çok önemli, Kadıköy için önemli, Fikirtepe için ayrıca çok daha önemli. Sorunlar, siyasetçiler sorunları çözmek için vardır. Biz siyasetçiysek bu sorunları çözmek zorundayız. Çözmek için varız. Büyükşehir plan yetkisi büyük şehirlerinde. Biz Kadıköy Belediyesi olarak biliyorsunuz bu süreçle ilişkisi burası çözülsün diye bizden önceki başkan çok ciddi şekilde bir uğraş verdi. Tam çözüldü dediğimiz anda yasa çıktı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na devrildi ve şu anda bir beklemede, bir belirsizlik içerisinde. Bu anlayış buranın sorununu çözmez. Çözemez. Son biliyorsunuz buraya bir master plan yapılmıştı. Burada işte içinde parklar olan, yollar olan, o planı da iptal ettiler. O plan da yok şu anda. Tamamen kendince bir şekilde 2 veya 3 tane bina yarattı zannediyorum ruhsat aldı. Bunun dışında bir ruhsat yok. Arkadaşlar, farkındaysanız ülkede şu anda ciddi bir gerginlik var. Yani ciddi bir kavga ortamı var. Bu gerilimin kalkması bize bağlı arkadaşlar, seçime bağlı. Biz sorunları sizden beraber oturup çözeceğiz. Hem buranın sorununu çözeceğiz, hem İstanbul'un sorununu çözeceğiz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi çok önemli bir seçim. Bütün bu İstanbul'u rahatlatacak, Türkiye'de değil rahatlatacak seçim bu. Bu kavgadan artık bıktık, bu gerilimden, bu şiddetten, bu bağırmaktan. Biz barış içinde sorunlarımızı çözülecek bir yönetimle beraber aynı masada beraber oturacağız, beraber bu sorunları çözeceğiz. Hiç çözülmeyecek bir sorun yok. Ben o anlamda hepinize saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Bana sorularınızı alayım ve sorularınıza cevap vereyim. Şimdi başkanım, burada yoğunlukla konuşulan bir şey var. İnsanlar arasında konuşulur. Deniliyor ki bu çoğunluk yasasının iptali için CHP'nin Anayasa Mahkemesi'ne gidip bu çoğunluk yasasının iptal edildiğini söylüyorlar yani. Bu konuda ne söylüyorsunuz? Teşekkür ederim. Değerli arkadaşlar, öyle bir şey yok. Ama yalan söylüyorlar. Şimdi bu AKP'nin adayı Kadıköy'ün imar sorununu çözeceğim diye biliyorsunuz pankartlar asıyor. Ya arkadaş, 20 yıldır yetkisizdeydi. İşte engelleyen ne vardı da çözmediniz? Yani insan sorar, 20 yıl, az bir zaman değil ki, 20 yıl. Şimdi çözeceğim diyorsun. Kadıköy Belediyesi iki sefer emsal iki buçağa çıksın diye tekliflerini reddetti. Şu anda Çevre Şehircilik Bakanlığı'nda bir teklif var, hiç cevap yok. Ben 22 senedir uğraşıyorum. Başkanım, bir soru da ben soracağım. Evet, tabii. Buyurun. Öncelikle ses gelmiyor. Açın. Neyse ben böyle söylesem önemli değil. Şimdi başkanım 22 seneden beri yanlış anlaşılma olmasın ben. Kadıköy Belediyesi'ne mahkemeliyim. Mahkemeyi de kazandığım halde Yargıtay'dan gelen kararlar var. Biz bir sonuç alamıyoruz. Hukuku deniyoruz, olmuyor. Yani sen bize bir yol gösterirse ben çok sevinirim. Yani ben de ofluyum. Ben dişimle tırnağımla denedim kazanmış. Ve mahkeme yolunda da ben kazanmışım. Yani top şu anda Kadıköy Belediyesi'nde. Yani inşallah siz kazanacaksınız. Deneyeceğim. O zaman ben size ayrı bir randevu isteyeceğim. Yanınıza geleceğim. Açık ve net bir şey söyleyeyim. Yani. Hukuk, hukukun üstünlüğü ve toplumda ciddi şekilde oturulması gerekiyor. Yönetimlerin adil olması ve herkese eşit uygulama yapması gerekiyor. Bu konuda ben de her zaman görüşebilirsiniz. Yani şu görüşemiyoruz, şeyini tamamen ortadan kaldıracağız. Muzdarip olunan Kadıköy Belediyesi'nin yani ne gerekiyorsa hızlanması için. Yani siyasetin görevi vatandaşın daha rahat yaşayabileceği daha ortamları yaratmak. Daha sosyal, daha rahat, daha refah. Yani yaşamın daha rahat olmasını sağlamak bizim görevimiz. Sonuçta bu yönetimleri siz seçiyorsunuz. Sonuçta sizin oylarınızla seçiliyor. Bu oylar seçilen insanlar aldıkları vekaletle diyorlar ki biz size hizmet edeceğiz. Bunu yapmak zorundalar. Biz de burada yaşıyorsak yani burada karşılıklı bir iletişim içerisinde ortak bir yönetim olup bunu çözeceğiz. Bu için bunu çözeceksiniz. Çözeceğiz. Yani gerekçe... Yani %100 siz geleceksiniz, bunu biliyoruz. Gerekçe üretmek bizim görevimiz değil.
Biz yani size şunu demeyeceğiz. Yani bu sorunu çözemiyoruz ama bundan dolayı değil. Biz her halükarda sorunu çözeceğiz. Çözmek zorunda. Yani siyaset çözecek. Gerekçe öğretme makamı değil siyaset. İnşallah başkanım. Seçimden sonra geleceğim ben size. Biz geleceğiz. Emin olun. Bak bunu müşterilikle söylüyorum. Düşündüğümüz yönetim modelinde buradaki mali dernekleri, bireyleri, bu mahallenin ihtiyaçları, çocuklardan yaşlılara kadar herkesin ihtiyaçlarını çözmek. Etüt merkezinden kreşlere kadar, işte yüzme havuzundan çocukların temel eğitimi dahil desteklenmesine kadar, her çocuk aynı eğitim şartlarına sahip olmalı. Bu aslında anayasa. Her çocuğa eşit imkanlar sunulmalı. Bunu sağlamak bizim görevimiz. Sonuna kadar birlikte beraber, bunu beraber yaşayacağız. Ve bu gelişmeyle birlikte beraber hayata geçireceğiz. Seçimlerde sizin o zaman başkanım. Her zaman bizle beraberiz. Tamam. Beraber başkan bir şey sorabilir miyim? Tabii. Bravo. Buyurun. Mikrofonu alın. Biz arkadaşımla 18 yıldır aynı ev sahibinin evinde oturuyoruz. Ama kiracıyız. Şimdi bize çıkın gidin diyorlar. 4 ay sonra boşalacak. Biz ne olacağız? Yani kadar... Ayrılmak istemiyoruz. Ayrılmak istemiyoruz. Zaten bu bölgeye 64'te yakın ada var bildiğim kadarıyla yanlış değilsem. Bu bölgenin bir kısmı yıkıldı. Geri kalan kısmı da yıkılacak. Aslında bu son çıkan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın afet riskiyle ilgili yasa hiçbir mülkiyet hakkını kabul etmeyen bir yasa. Yani gelip herhangi birisi hasarlı bir rapor aldığı zaman insanları sokağa döküyor. Yok eden bir yasa. Yani kentsel dönüşüm denilen şey aslında insanlar için yapılması gereken bir şey. Yani insanların daha sağlıklı konutlarda ve daha rahat yaşayabilecekleri sosyal donatı alanları, eğitim dahil, sağlık dahil, tüm tesislerin olduğu alanlar ama insanlar bu kentsel dönüşüm içerisinde var olacaklar. Şimdi Fikirtepe'de fiziki anlamda binalar yenilenmek istiyor ama insanlara diyorlar ki siz burada kalmayın. İnsanlara için yapılmıyorsa bu dönüşüm ne için yapılıyor? Demiyorum. Mesela daha önce Suriye'de yaptılar, tarla başında yaptılar. Burada yaşayan insanların hiç kimse o bölgelerde yaşamıyor. Kentsel dönüşümde insanlar kendi geçmişleriyle ilişkili, kültürleri, arkadaşlık ilişkileri, eş dost ilişkileri, aile ilişkileri devam ettiği bir süreç olması lazım. Sadece fiziki anlamda binalar daha rahat, daha güvenli ve daha yaşanabilir konutlar olması gerekiyor. Temelinde yatan şey bu. Hiçbir hak tanınmıyor işte bize. Yani kiracılar esas meseleye göre. Aslında Ankara'dan dikkat ediyorsan tüm Türkiye'ye bir hak tanımıyor. Taksim'de milyonlarca insan sokağa çıktı. Çok küçük bir alana yeşil alan olsun diye söyledi milyonlarca insan. O küçük alana milyonlarca insan ki o insanlar vergi ödeyen, bu ülkenin insanları. Buranın park olması için 8 tane insanın hayatını kaybetti. Şehit oldu. Bu ne kadar önemli bir şey biliyor musun? Sonuçta bu ülkede sahibi 75 milyon insan. Bütün bu yönetimler, bu devlet, bu organizasyonların temel amacı bizim yaşamımızın düzenlenmesini sağlamak. Aslında bizim için varlar. Eğer biz kendimiz burada bu meydanda varsak ve kendi sokağımız, mahallemiz ve parkımız, bileyim, hastanemiz, okulumuzla ilişkili karar vermek istiyorsak verme hakkımız var. Ama veremiyoruz. İşte bundan sonra vereceğiz. İnşallah. Türkiye toplumu artık kendi haklarını koruyacak güce geldi. Bir sorabilir miyim başkan? Evet. Benimki aslında soru değil de bir işte kusura bakmayın. Sizinle dilersek bir resim çekip ondan sonra o resim bizim evimize ulaşabilir mi acaba? Tabii. Tamam. Çekeceğiz ama Samer Bey çekebilir mi? Tamam. Sayın Başkanım, önce mahallemize hoş geldiniz. Ben Fidem Derneği yöneticisi. Biliyorsunuz biraz önce de anlattığınız gibi 3 firma ruhsat verildi. Fakat 4 tane, 5 tane firmamızda ruhsatlarını %100 tamamlayarak büyükşehire sundular. Fakat yine tıkandı. Tıkanmanın nedeni şu Sayın Başkanım, biliyorsunuz terk edilen yollar artı %25 bizim terk alanlarımız var. Büyükşehir şimdi diyor ki siz bu terk alanlarınızı diyor hazineye devredin. Biz de diyoruz ki kardeşim burası bizim, bu yollar bizden kesildi, bu terkler de bizden kesildi. Siz yerimize hazineye yasaya göre de devredemezsiniz. Niye devredemezsiniz? Peki şunu da soruyoruz. İleride
hazine bu yerlerimizi başka birine verebilir mi? Verebilir. 49 yıllığına kiraya verebilir mi? Verebilir. Siz benden terk aldığınız yeri nasıl verirsiniz? Yasaya göre avukatlarımız da gittik oraya. Yollarımız Kadıköy Belediyesi'ne biz terk etmişiz. Ben diyor Kadıköy Belediyesi'ne diyor terk edemem. Niye? Kanun bunu diyor, nasıl edemezsin? Bu şu anda çıkmayan projelerimiz burada kilitlenmiş durmuş ve alamıyoruz. Yani bu iki demenin en önemli noktası bu Sayın Başkanım. Bravo. Hedeflerle ilgili yani bildiğim kadar aktarayım size. Aynen sizin dediğiniz gibi normalde son Anayasa Mahkemesi'ne müracaat edilmiş ve ilçe belediyelerinde kalması gerektiği hedeflerin karar alınmış. Büyükşehir buna uymak istemiyor. Yani bir Anayasa Mahkemesi kararına uymak istemiyor. Kadıköy Belediyesi'nde kalırsa ne olur? Kadıköy Belediyesi'nde kalırsa bu tesisler yeşil alan olur, kreş olur, kütüphane olur. Halkın ihtiyaçlarını karşılayacak fiziki binalar ve alanlar oluşur. Mesela burada dün akşam konuştuk. Spor kulüpleri var. İşte spor alanları yok burada. Bir tane saha var burada. Koskoca Kadıköy'de amatör spor kulüplerinin kullandığı bir saha yok. Gençlerin ihtiyaçlarına göre, yaşlıların ihtiyaçlarına göre işte park olur. Yani halkın ihtiyaçlarına ayrılır. Hazineye giderse söylediğiniz gibi istediği adama kiralayabilir, satabilir. Tabi bu arada 30 Mart'tan sonra biz de ciddi şekilde bu konuya eğileceğiz. Buradaki her türlü sorunla ilişkili bir danışma, bu sorunla danışma bürosu kuracağız. Ne sorun oluyorsa biz bir şekilde sizin yanınızda olacağız. Bizim görevimiz halkın yanında olmak. Ne tür ihtiyacı olursa bizde bir karşılığı olacak. Yani bilmiyoruz cevabı olmayacak. Biz takipçisiz zaten. Tamam. Var Sayın Başkanım. Bir sorun var burada. Şimdi bir adaya 3 tane 4 tane müteahhit kim? Yani bir adada diyelim ki 30 önünde 3 tane müteahhit. Mikrofona konuşuyor. Bu müteahhitler de ne pahalı karşılığı. Bunlar birbirlerine pazarlık bozuk yapıyor. Fakat burada halk perişan oldu. Yani örneğin müteahhitim demiş gelmiş almış buradan 5 dönüm bir yer. Öbürü de almış 10 dönüm bir yer. Efendim ondan sonra bunlar otururlar pazarla olan bizler oluyor. Asıl bunun önüne geçmek lazım. Müteahhitler olan ilişkilerimizde hukuksal anlamda biz size ciddi bir hukuksal destek vereceğiz. Sonuna kadar da haklarını savunacağız. Burası aynı birdenbire ya burayı çözdük ettik gittik deyince herkes buraya saldırdı. Yani bu işin çok böyle uzamaya ve süresine dağıtınca insanlar çok mağdur oldular. Ve ilk başladığı noktadaki heyecanlar şimdiki heyecan arasında insanlar çok mağdur olduğu için farklı bir noktaya geldi. Yani insanlar bıkacak konuma geldi. Bu iş ciddi şekilde iyi planlanmalıydı. Yani ciddi bir dönüşüm olmalıydı. Her şeyin bitmesi lazımdı plan anlamında ve ruhsat anlamında. Ondan sonra burada eğitim yapılması gerekiyordu. Yani her şeyi çözüldükten sonra yapılması gerekiyordu. Yani en baştan en sonunda yapılması gereken iş yapıldığı için şu anda ciddi bir mağduriyet var. Bizim yapacağımız şey bu konuda hukuki anlamda, danışmanlık anlamında, yetki anlamında ciddi şekilde elimizden geldiği kadar burada yaşayan insanlara destek vermek. Ama bir şey çok önemli arkadaşlar. Büyükşehir Cumhuriyet Halk Partisi'nde olursa bu sorunların tamamını çözeriz. Başka çaremiz yok. Yani imar yetkisi her ne kadar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndaysa da bu konuda çok ciddi bir kamuoyu var. Bu yasa adaletsiz bir yasa. Doğru bir yasa değil. Büyük ihtimalle o yasa gündemine kalkacak. Yani bunun için mücadele veriyoruz. O anlarda Büyükşehir'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin yani Sayın Mustafa Sarıgül'ün Büyükşehir'i kazanması gerekiyor. İnşallah. Sağ olun. İnşallah. Pardon. Sayın Başkanım, merhaba, ismim Ender Karataş, Fikirdir diyeyim. Bugün baktığımızda sosyal demokrat izliyoruz ama Türkiye'deki siyasi literatürde sosyal demokratlar genelde varoşlardan değil, biraz daha zengin kesimden oy alıyorlar. Ama dünyaya baktığımız zaman sosyal demokratlar varoşlardan daha çok oy alıyorlar. Şimdi mevcut belediye başkanımız Fikirtepe'miz ve Kadıköy'ün varoşlarına hiç şimdiye kadar eğilmedi. Kendisini şimdiye kadar hiç görmedik. Doğma büyüme Fikirtepe'liyim. Kendisini sadece Özgürlük Parkı'nda Bağdat Caddesi'nde yürüyüşlerde gördük. Siz bizim şu anda mevcut adayımız olarak görüyoruz ama ben kazanacağınıza eminim.
bunu tersine nasıl çevireceksiniz? Varoşlara, hatta sosyal demokratların oy potansiyeli dediğimiz, dünyada sosyal demokratların oy potansiyeli dediğimiz varoşlara neler yapacaksınız? Nasıl eğileceksiniz? Yoksa siz de mevcut şu andaki başkanımız gibi önünüze duvar mı öreceksiniz? Değerli arkadaşlar, şeyi net ve açık söyleyeyim. Benle görüşme sorunu diye bir sorun hiçbir şekilde olmayacak. Yani ben aday olduğum zaman beni 5000'e yakın insan aradı o gün. 10-12 saat hepsine cevap verdim. İkinci gün arayanlar oldu, onlara cevap verdim. Üçüncü gün arayanlar oldu, onlara cevap verdim. Şimdi kimse beni aramıyor. Siz eğer karşınızdakiyle görüşürseniz ve iletişiminizi koparmazsanız, hayır demezseniz, sizin görüşme probleminiz diye bir probleminiz olmaz. Birincisi, benden görüşme sorunu hiç kimsen olmayacak. Bunu herkese açık ve net bir şekilde söylüyorum. Esas önemlisi, bir belediye başkanıyla sorunlarınızı çözüyorsanız, o zaman sistemde bir problem var demektir. Sistemi öyle bir hale getireceğiz ki, siz bulunduğunuz nokta itibariyle bu sorunların çözümünü sağlayacaksınız. Bu mahallelerde birer mahalle evi kuracağız. Belediyeyle ilişki mahallede. Buradaki sivil toplum örgütleri, gönüllü adında kurulan çalışmayla ilişkili gönüllü örgütlenmeleri dahil. Bunlar da bir mahalle meclisi gibi, içinde muhtarın da olduğu, mahallenin ihtiyaçlarının bir şekilde tespit edildiği bir yapı oluşturacak. Ve burada mahallelerle beraber aldığımız kararları belediye meclisinde karar olarak çıkartacağız. Artık bir tane belediye başkanı olmayacak Kadıköy'de. Her mahallede belki 20 tane, 30 tane, 40 tane belediye başkanı olacak. O göz olacak. Yalnız kalıyorsa bu işlerin çözümü 506 bin nüfuslu bir yerde bir belediye başkanı sorunları çözemez arkadaşlar. Orada gel, oraya gel. Bir başbakan nasıl Ankara'dan bunu çözemiyoruz? Yok, orada yok. Kim yetti kendisinde? Başbakanın her şeyi çözemiyor. Yani ben son bir şey çözdüğünü zannetmiyorum. Sonuçta ülkenin geldiği nokta bizle karşı karşıyayız. Çok ciddi derecede 67 milyar dolara yakın cari açığı var. Sürekli böyle günlük ve faizle idare eden bir sistem. Üretime dönük bir sistem değil. İstanbul'u görüyorsunuz. İstanbul'da son 6-7 sene içerisinde %40 büyüdü. Bu kadar alışveriş merkezi ve gökdelenler yapıldı. Ama İstanbul'da trafik sorunu eskisi oranında iki misli arttı. 94'te bunlar iktidara geldiği zaman 45 dakika olan trafikte bekleme süresi şu anda 1,5 saat. Şu anda daha rahat yaşamıyoruz İstanbul'da. 20 yıl dünyada teknolojinin gelişmesi diyorlar ki dünyada 8 bin 10 bin yıl gelişmenin bilmem kaç bin katı son 20 yılda gelişme oldu. Hangisi? Sonra cevap olan. Hangisi? Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak varoşlara daha nasıl eğilebiliriz? Siz varoşlara nasıl döneceksiniz? Ben size onu soruyorum. Hayır, ben başka bir şey söylüyorum size. Bizim yapıştığımız, oluşturduğumuz sistem zaten bütün bu varoşları varoş olmaktan çıkartıp daha yaşanabilir bir kent haline getirecek. Yani biz her zaman çalışanların, ücretlilerin, yani imkanı az olanların yanında olacağız. Sonuçta eşitlik sağlamanın başka bir yolu yok ki. Yani nasıl eşitlik sağlayacağız? Yani eğitimde imkanı yoksa. Buradaki ihtiyaçlar daha fazla ve bu ihtiyaçlara daha çok yatırım yapacağız. İşte bu şekilde yani nasıl? Çok özür dilerim. Siz bugün hani zengin kesim ve Kadıköy için söylüyorum, fakir kesim, orta kesim, orta gelirli insanları ayrıştıralım. Orta gelire şu ana kadar bir şey yapılmadı Kadıköy'de. Özellikle Selam Öztürk döneminde. Siz bunun nasıl tersine çevireceksiniz? Orta kesim için, özellikle Fikirtepe işte ve onun muadili olan yerlere nasıl bir hizmet getireceksiniz ki bizim oylarımızı alabilir? Ben bunu soruyorum. Evet, işte açık net söylüyorum. Ne ihtiyaçları varsa bu mahallenin? Kreş. Söyledik de yapılmadı bir sürü. Hayır, biz bundan sonra yapacağız. Bu da var, iki senedir duruyor, söylüyorum. Benim yerim yok diyor belediye. Çözüm yok. İçin orada olması lazım. Ben size net bir şey söyleyeyim. Bu mahalle evleriyle beraber, sizle beraber bu sorunu tamamen çözeceğiz. Proje anlamında düşündüğünüz zaman Etüt Eğitim Merkezi, meslek edindirme, şu anda da Kadıköy Belediyesi'nin gönüllü adında burada bir tesisleri var. Tüm ihtiyaçları çözülecek bir sistem. Böyle çok uzun vadedeki bir sistem değil ki. Sayın burada şu anda... Şunu sormak istiyorum. Kısacası şunu sormak istiyorum. Ben sizi bundan sonraki 5 yıllık dönem içerisinde mevcut belediye başkanımız gibi Bağdat Caddesi'nde mi göreceğim, Mandıra Caddesi'nde mi göreceğim? Ne zaman istersen beni göreceksin. Yani şu kadarını söyleyeyim. Siz her zaman bana ulaşacaksınız. Ben de size ulaşacağım.
buraya geleceğim. Burada beraber oturup soruları çözeceğiz. Ne? Sayın Başkanım, o zaman ben de bir fikir tepeli olarak sonuna kadar arkanızdayım. Sonuna kadar sizden sizden. Hoş geldiniz, hayırlı olsun. Bizim dubles evimiz var. Dubles dairenin üstünün yarısını saymıyorlar. Biz de imza vermedik. Ne olacak bu şeyi? Bekliyoruz. İmza atmamı beklemedeyiz. Şu an tam şeyini tıklı olarak şey yapma şansım yok. Ama seçimden sonra bu danışma şeyini kuracağız. Gelin size alayım avukatlarımızla ben. Beraber yardımcı olun. Katkı sağlayın. Düşüyor mu? Hukuki anlamda destek vereceğiz. Tamam. Yani net bir şekilde destek vereceğiz. Şu anda da bildiğim kadarıyla bundan ilişkili Katıköy Belediyesi'nde bir çalışma var. Ama bizler her zaman bu anlamda ciddi şekilde destek alacaksınız. Başkanım, Fikirtepe'de şu anda... Fikirtepe Belediyesi'nden Yasin Bektaş. Şu an Fikirtepe kentsel dönüşüm odaklı ciddi sıkıntılar var. Özellikle firmalarla sözleşme imzalanmış olsa bile, şu an yeni imzalayanlar da dahil, sözleşmede vatandaşın aleyhine ciddi maddeler var mevcutta. İnsanların özellikle ileri dönük paylaşımları ciddi sıkıntılar oluşturacak ve şu anda belediyede proje onaylaması aşamasında da emsalin mevcuttan daha aşağı çıkması olasılığı ve şahit olduğunuz noktadan mevcut. Bu noktada diğer belediyelerde vatandaşı aydınlatma noktasında, yol gösterme noktasında örnek sözleşme sunumları olmakta. Bu konuda siz ne tür bir çalışma yapacaksınız? Ve bu tür bir hukuki destek zaten belirttiniz. Bunu gerçekten ciddi olarak bekliyoruz. Geçmişe dönük de imzalanmış olan firmalar da olsa bile sözleşmeleri firmaların yapabilirlik, mali yönden yapabilirlikten denetlenmesini istiyoruz. Teşekkür ediyorum. Sonuna kadar hukuksal destek vereceğiz. Ücretsiz olarak. Ücretsiz. Belediye hizmeti. Sonuna kadar hukuksal destek vereceğiz. Yani buradaki her vatandaş kendi sorunuyla ilişkili bize geldiği geçmişe dönük başkanım. Sözleşmelerle ilişkili Kartal Belediyesi bu örnek sözleşmeleri yaptı daha önce. Evet. Biz de bunları oluşturacağız ciddi bir şekilde. Vatandaşı, şimdi başkanım ileri dönük imzalayacaklar da belki şu anda geçmişteki sıkıntıları göze alarak belki dikkate alacaklar düzeltme noktasında ama geçmişe dönük imzalayanlarda ciddi sıkıntılar mevcut. Bu belki bugün anlaşılmıyor ama ilerleyen birkaç yıl içerisinde bugün önümüze çıkacaktır. Biz bunun geçmişe dönük de incelenmesini, denetlenmesini istiyoruz. Şimdi bak şu kadarını söyleyeyim. Şimdi sözleşmeler ve sözleşmelerde olan iktidatlar ile ilişkili karar veren mahkemeler. Evet. Şimdi yerel yönetim, belediye başkanı olacağız. Biz hakim olmayacağız. Yani bir belediye başkanı hayır, her şeyi çözemez yani. Etkileme değil de. Yok yani. Vatandaşın yani, şöyle bir şey başkanım. Ya biz sonuçta bütün yetkimizi burada yaşayanların lehine kullanacağız. Şimdi vatandaşın maddi imkanları yetersiz burada bildiğimiz gibi. Bu noktada vatandaş imzaladığı sözleşmeden habersiz bir noktada. Genel olarak baktığımızda haber yok. Bu noktada uyarılma noktasına söylüyoruz. Hukuki olarak tabii ki mahkeme gitmesi gerekiyor. Yani sonuçta biz yani hukuki anlamda bütün elimizdeki yetkileri vatandaşa yerine kullanacağız. Doğrusu da bu. Evet, teşekkür ederiz. Sayın Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı olsun. Fikirtepe'nin en büyük sorunu bana göre bilgi kirliliği. Tüm olumsuzlukların %90'ına yakını CHP'ye atfediliyor. Olumluluklar olduğu gibi mevcut yönetime atfediliyor. %90'ı mı CHP'ye olumluluklar? Olumsuzluklar CHP'ye, olumluluklar. Gerçi olumluluk da göremiyoruz tabii bu esnada. Onun için siz de bahsettiniz gerçi ama lütfen çok iyi bir bilgilendirme bulunsun. Buradaki insanlarımız, dediği gibi Yasin Bey de bu konuya vakıf bir arkadaşımız. Sözleşmelerden dolayı önümüzde çok sıkıntılar var. Bu konularda en azından hukuki konuda Fikirtepe'de ulaşabileceğimiz iyi bir irtibat bürosu istiyoruz.
bahsettiniz, gerçi kuracağınızı söylediniz ama lütfen. Bunu kuracağız, artık başka bir şey söyleyeyim. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi sadece Kadıköy Belediyesi'nde iktidar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi onlar da imal yetkisi orada. Hükümet onları da 20 yıldır. 20 yıldır. Şimdi tüm sorumluluk onlarda. Yani burada bütün yürütmeyi yapan şu andaki mevcut iktidar ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. Kadıköy Belediyesi niye sorumluluk diyor ki? Maalesef. Yani hiçbir yetkisi olmayan şu anda. Başkanım. Bir şeyi sorumlu tutmak. Hakkı yok. Gerçekten bir siyasetçi olmuş olsaydı. Haysiyetli, şerefli bir siyasetçi olmuş olsaydı. Bu imar elinden alındığı zaman istifa etmesini aldı. Bravo. Bravo. Bu imar elinden alındığı zaman istifa etmesini aldı. Şimdi diyorlar ki ruhsat verildi. Hiçbir firma ruhsat almış değil. Bir tane firma ben ruhsat aldım deyip de şöylesine tabelasını atmış değildir. Öyle bir şey yok. Yalan. Şimdi Kadıköy Belediye Başkanı adayı. Bir kez de böyle sorununu çözeceğim diyor. İmar sorununu çözeceğim diyor. Kadir Topbaş Talık Pazarı'nda temel atıyor. Çelişkiye bak. Çok güzel. Bravo. 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 Yani ben bir kez de böyle doğruyum büyüdüm. Kadıköy Belediye Başkanı adayı. Bütün sorunlarını çözeceğim demeyelim. İmar sorunu mu çözeceğim diyor. İmar sorunu. Aa, Kadıköy Topbaş'ı seçildi. AK Parti Belediye Başkanı için. Hangisi doğru söylüyor bunları? Ama bizim internetimizde şöyle bir şey var. Aa, bunlar yapıyor. Ne yapıyor? Yapıyor. Ya sen fikir de halkısın. Fikir de bilirsin. Seçimlerden önce sana imar çıkartıyor. 4-10'da imar diyor. Hat derdest diyor. Yollar camide. 12'ler camisinde namaz diyor, çıkıyor. Ey vatandaş, yollar senindir diyor bak. Bunlar Müslüman gözüküyor. Şimdi ben bunu konuştum ama bazıları bana kızıyor. Ondan sonra diyor ki yok, yolları size vermem. Gidiyoruz diyoruz ki, kardeş sen bunu söylemedin mi? Ya işte biz o zaman söyledik. Yani burada Kadı Topbaş gerçekten siyasetin de bir terbiyesi var. Gerçek bir siyasetçi olmuş olsaydı, hayır, şerefli bir siyasetçi olmuş olsaydı, bu imar elinden alındığı zaman istifa etmesi lazım. Ama bunlar böyle bir kabiliyet yok. Bravo. Bunların şöyle bir anlayışı var. Sanki ezeli ve edebi bu iktidarda kalacaklar. Bu 75 milyon insan yok. Ve bu ülke bunları tapulu malı gibi görüyorlar. Ya her iktidar bir gün bitecek. Yani iktidarın sahibi, temelinde yatan şey, yaşayan insanlar, vatandaşlar. Seçimler olacak, değişecek. Şimdi 20 yıllık bir iktidar, iktidar zehirlenmesi denilen bir şey var. Yani bu kitaplar bilimsel olarak yazıyor. Bu başbakan da iktidar zehirlenmesiyle karşı karşıya. Zehirlendi, ne yaptığını bilmiyor, halkı yok sayıyor. Bir padişah iddiası içerisinde her söylediği şeyin kanun olduğunu düşünüyor. Ciddi, çok baskıcı bir ortam oluşturdu ve hiçbir sorunu da kendi çıkarları dışında çözmüyor. Burada da çözmek istemedi. Biliyorsunuz buraya ilk başta vatandaş bunu çözemez diye bu imar artısı verdiler. Bir araya gelip de müteahhitlerle anlaşamaz. Biz sonra bunların tamamına el koyarız. TOKİ olarak burada uygulama yaparız. Vatandaşı buradan tamamen çıkartırız diye düşündüler. Sonra vatandaş müteahhitlerle anlaşınca bu sefer ne yaptılar? Uzatmaya başladılar. Çünkü vatandaş müteahhitle anlaştığı zaman burada oluşan değeri, parayı vatandaş kapıyor. Şimdi onu vatandaşlara kaptırmamak için, vatandaşın burada oluşan rantı vatandaşa kaptırmamak için uzattılar bu süreyi. Ama vatandaş direndi. Direndikçe işte en son 2-3 tane çözülmemesinin nedeni bu. Yoksa bu yasaya göre isteseler bunu 24 saatte hepsini çözerler. Ama bunların cebine bir şey girmiyor. Ceplerine bir şey girmediği zaman bundan sorunu da çözmek istemiyorlar. Sayın Başkanım, ben de bir şey söyleyeyim. Sizin en büyük bir tepeye yapacağınız şey burada bir büro açıldı. Evet. Bir avukat şeklinde bir donanımlı halka yardımcı olması. Müteahhitler başına almış gidiyor yani. İlk yapacağımız yani ilk Nisan ayı içerisinde ilk yapacağımız iş burada bir şey. Onunla ilgili ben de şu
şöyle söyleyeceğim. Şu andaki mevcut belediye başkanı avukat değil mi? Bu avukat kendisi. Bu süreç ilk başladığı zaman tamam bu hükümet burayı bir şey yapmak istiyor. Kendi yandaşlarına vermek istiyor. Veya TOKİ'ye vermek istiyor. Siz buraya gelip bir büro açıp o zaman açın. Örnek bir sözleşme hazırlayabilirsiniz. Hani, tamam Kadir Topbaş'tan bir şey beklemiyorum. Ama Selami Öztürk avukat. Örnek bir sözleşme hazırlayın. İnsanlara bunu dağıtıp da ya kardeşim siz buna göre sözleşme imzalayın. Herkes kendine göre bir sözleşme imzaladı. Siz şimdi haklısınız. Ben her şeyi çözemem diyorsun. Şimdi adam müteahhitle sözleşme imzaladın mı? Mahkemeyle artık çözeyim. Siz onu çözemezsin. Müteahhide gidip de ya bunu değiştir bana. Yani, benim yani, deyime göre uygula diyemeyeceğiz mi? Bir sürü insan sözleşme imzaladı. Bu ne olacak? Olmadan imzalayın. Çok okumadan da imzalayın oldu. Kadıköy Belediyesi bu konuda tam net size bu kadarını yapmadı mı yani? Yok yapmadım. Onu yapmadım. Yani şu kadarını söyleyeyim size. Bence bundan sonraki süreç yani tamam, bizle beraber devam eden süreci söyleyeyim size. İşte belediyenin vatandaşla müteahhit arasındaki ilişkide sadece vatandaşa bu salonunda destek verme yetkisi var. İşte bunu vermedi hiç. Ha, bundan sonra biz yetki desteği size vereceğiz. Yani bu konuda ben bunu tavsiye ediyorum. Söz vereceğim. Tamam. Başkanım söz verdi. O iş tamam. Yani belediyenin Kadıköy Belediyesi'nin adına kayıtlı şeyler var. Bu arsalar, çeşitli metrekareler. Bunları vatandaşa o parselde bulunanlara satacak mısınız? Bu şeyler iptal edilmeden önce hani buranın ruhsat olayları gitti geldi 3 senedir gidip geliyor. Bu arada belediyeye gittiğimizde bize şey dediler. Burası iptal olduğu için ne alım ne satım hiçbir şey yasaklandı. Siz bunu satmayı düşünüyor musunuz? Şu anda bildiğim kadarıyla bu yetki tamamen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın elinde. Uygulamayı o yapıyor. Yani bu kadar ayrıntılı bir şekilde bilmiyorum. Yok onu söyleyeyim. Yani, dakika hoş geldin. Merhaba. Oskurtluoğlu neyin oluyor 68 kuşağı? Başkanım, 30 Mart seçimlerinin ülkemize huzur içerisinde geçirmesi temennisiyle seçim çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. Mahallemize hoş geldiniz. Şimdi burada fikir depelerin en büyük sorunlardan bir tanesi sözleşme. Bu bir iki belediyenin sözleşmeyi internete yayınladığını görüyoruz. Çok kısa bir zamanda. Çünkü imzalamayan vatandaşlarımız da var şu anda. Onlar da bazı şeylerden emin olmak istiyorlar. En kısa zamanda internete yayınlanırsa o sorun biteceğine inanıyoruz. Çok örnek sözleşme. Çünkü başkanım burada öyle bir şey ki biz çok acilen imzaları atmamız gerekiyor. Ama onu atabilmek için de vatandaşların hak hukuklarını gözeten teminat anlamında bu sözleşmeler olması gerekiyor. Bunun için de Kartal Belediyesi'nin yapmış olduğu sözleşmeyi internette olduğunu görüyoruz. Biz buna yeni vakıf. En kısa sürede internete belirli maddeleri yazarsanız imza atmayan vatandaşlarımız da onu görür. İmza atanları da kurtarırlar diye düşünüyorum. O hizmeti yapabilirse çok iyi olur. İkinci olarak başkan Fikirtepe'de belediye başkanlarımızın halkla beraber stratejik planlamayı birlikte yapmamız anlamında şeyleri var, kuşkuları var ve siz zaten söz veriyorsunuz. Belediye başkanına gerek kalmayacak. Ben her zaman içinizde olacağım. Hizmetler anlamında teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi sözleşme konusunda net bir şekilde söyleyeyim. O konuda sonuna kadar destek vereceğiz. Şeyde internette de yayınlarız. Şey anlamında da destek veririz. Yani her türlü toplantıda bu konuda yapılması gereken şey anlamında da destek veririz. Sonuna kadar öbür mahallenin ihtiyaçlarını beraber belirleyeceğiz. Yani biz size yukarıdan aşağıya 100 tane projenin ihtiyacını kendim yazabilirim. Hiç sorun değil. Ama burada oturup beraber olacağız. Yani burada ilk birim aynı bir belediye başkanı muhtarım da olacak. Herkesin olduğu bir şekilde burada belirlenecek. Geri dönüşler olacak. Buradan çıkan kararlar mecliste geçecek ve uygulanacak. Her bölgenin sorunları farklı. Fikirtepe'nin sorunu farklı. Fenerbahçe'nin farklı. Göztepe'nin farklı. Yani bu planlamayı birlikte yaparsak çıkıyor olacağını zannediyorum. Geçmişte biz bunu Selam Başkanım'la burada yaptık. Neyi yaptık? Edüt merkezleri. Mesela burada Edüt merkezlerinde burada çoğumuzun çocuk
çocuklar oraya gidiyor. Şimdi burada hiçbir şey yapmadık denirse ben üzülürüm. Çünkü haksızlık oldu. Haksızlık oldu. Bence sizin söylediğiniz haksızlıklar. Hayır. Bakın ben sizin haksızlığı. Seçim propaganda. Değerli arkadaşlar. Değerli arkadaşlar. Fikirtepe'nin ilk futbol kulübü. Fikirtepe Altı Ayaklar Spor Kulübü başkana bir forma hediye etmek istiyor. Kendilerini davet ediyoruz. Fikirtepe Altın Ayaklar Spor Kulübü. Fikirtepe'nin destekleyeceğimiz ilk spor kulübüdür. Şöyle bir şey. Hoş geldin diyorum. Bir dakika. Şunu alayım. Aykurt ne olur tarafına. Bir tarafı bir şey yap. Buraya bak. Bir de arkasını çevirelim. Bir dakika. Biraz geri çekilebilirim. Şöyle. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Başkanım, kızımızla da bir fotoğraf çektim. Geç kızım, sen de geç. Geç. Geç, çıkarma onu. Değerli fikirtepeliler, değerli fikirtepelilerden. Başkanımız sadece bugün için burada değil. Ama bugün için onu diğer mahallelerimize de göndermek, uğurlamak zorundayız. Şimdi başkanım, son bir söz alalım sizden. Fikirtepe için sizden son bir söz alalım ve sizi uğurlayalım. Sağ olun, var olun. Sevgili arkadaşlar, biz sizinle beraber bu Fikirtepe eğitim mahallesi Cumhurbunları Kadıköy birliklerimizde her zaman sonuna kadar sizin yanınızda olacağız. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sağ olun.
Öncelikle başkan adayımız Aykut Noğlu'na çok teşekkür ediyoruz burada bizleri dinlediği için. Onun için gelsin bu türküde.
verdi seninle konuşmaya, seninle konuşmaya. Utanıyorum seninle konuşmaya, seninle konuşmaya. Nereye açık başlı hani ya sen okusun. Yal okuyayım seni çok iyi dinle. Utanıyorum dedi sen başla konuşalım, sen başla konuşalım. Utanıyorum dedi sen başla konuşalım, sen başla konuşalım. Nereye açık başla hani ya sen öpesin. Yalak uyayım seni çok yürüdüm öpesin. Nereye gidiyorsun ben daha gelecek miyim. Yalak diyorsun uy ben alecek miyim. Teşekkürler, sağ olun. Bizden bu kadar.